Bu filmde Metin Oktay senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, merhaba. Ben Türk sporunun kardeşlik ruhu, Türk futbolunun efsanesi, golcüler kralı Metin Oktay. Hayat hikayemi benden öğrenmek ister misiniz? 1936 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldim. Annemin adı Fatma, babamın adı Hasan'dır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarım İzmir'de geçti. Futbola da ilk kez burada ilgi duydum. Futbol oynamaya burada başladım. Bu nedenle İzmir'i çok severim ve benim için yeri her zaman başkadır. Benim çocukluk zamanımda futbol oynamanın koşulları şimdi sizlerin alışkın olduğunuz gibi değildi. Mesela yemyeşil futbol sahaları yoktu. Ya sokaklarda ya da boş arsalarda oynayabiliyorduk. Gerçek futbol sahaları bile topraktı o zamanlar. Bugünkü gibi birbirinden güzel futbol toplarımız, futbol ayakkabılarımız da yoktu. Şanslıysak bütün mahalle çocukları olarak bir tane topumuz olurdu. Yırtıldıkça yama yapar, oynamaya devam ederdik. Futbol oynamanın sadece maddi koşulları değil, manevi ortamı da biraz farklıydı. Bir kere futbolcular ille de çok para kazanmak arzusuyla oynamıyordu. Futbol bir tutku, heves ve gönül işiydi. Bir futbolcu çok ünlü, çok tanınan bir kişi oluyordu ama yine de halkın arasında normal bir yaşantı sürdürüyordu. Futbolcu olduk diye diğer insanlardan niye bir ayrıcalığımız olsun ki diye düşünülürdü. O yıllarda rakip takımın futbolcu ve taraftarlarına saygı duyulurdu. Maç içerisinde rakip, maç bitince dost olmak, iyi oynamak ve hak etmek gibi değerler çok önemsenirdi. Bunlar en az bir maçı, bir kupayı kazanmak kadar önemliydi. Sevgili arkadaşlar, beni tanımaya çalışırken işte bu anlattıklarımı da dikkate alır, göz önünde bulundurursanız benim Türk sporu ve Türk futbolu için ne ifade ettiğimi daha iyi anlarsınız. Futbola ilgim çocukken başladı. Sokakta ve okul bahçelerinde şişe kapaklarının, yamalı topların peşinden koştururdum. Arkadaşlarla sokak aralarında maçlar yapar, oynayacak kimse bulamadığımda tek başıma duvarlara şut çekerdim. Çocukluk yıllarımın efsane futbolcularından biri olan Sait Altınordu'nun hayranıydım. Büyüyünce onun gibi büyük bir futbolcu olmanın hayallerini kuruyordum. Okul yıllarımda notları orta halli bir öğrenciydim. Ailem de bir meslek sahibi olmamı istiyordu. Bu nedenle lisede bir meslek okuluna kaydoldum. Futbolcu olma hayalimin gerçeğe dönüşmesinde ilk adım okulun futbol takımına girmek oldu. Artık okul takımıyla maçlar ve antrenmanlar yapıyorduk. Arta kalan zamanlarda bir duvara kale çizer, kendi başıma şut alıştırmaları yapardım. Lisanslı futbolculuk hayatım, yani gerçek anlamda futbolculuk kariyerim, 1952 yılında İzmir 1. Amatör Küme takımlarından Damlacık Spor ile başladı. Ardından Yün Mensucat takımına transfer oldum. Oynadığım iyi futbol ve özellikle attığım gollerle futbol camiasının dikkatini çekmeye başlamıştım. Öyle ki genç milli takım aday kadrosuna dahi çağrıldı. Benim için bir diğer dönüm noktası İzmir'in profesyonel takımlarından biri olan İzmir Spor'a transfer olmamdı. O sene 17 gol attım. Böylece hem ben gol kralı oldum hem de İzmir Spor şampiyon oldu. İzmir Spor'daki performansım sayesinde artık çok sayıda kulüp beni transfer etmek istiyordu. Bu kulüplerden biri de Galatasaray'dı. Henüz 19 yaşındaydım. 11 Temmuz 1955'te Türk futbolunun seyrini değiştirecek ve beni sonsuza dek Galatasaray'a bağlayacak o tarihi imzayı attım. Artık Metin Oktay demek Galatasaray, Galatasaray demek Metin Oktay demek olacaktı. Galatasaray'a imzayı atarken ekonomik olarak tek beklentim ailemin hayat şartlarının biraz olsun iyileşmesiydi. Bu nedenle transfer bedeli olarak bir ticari plakalı araç aldım ve onu da aileme bıraktım. Bu tarihten itibaren İtalya'nın Palermo takımında geçirdiğim bir sezon dışında futbolu bırakana dek sadece Galatasaray forması giydim. Bu forma ile yüzlerce gol attım. Pek çok kez gol kralı oldum. Çok sayıda rekora imza attım. A milli forma ile de 36 maça çıktım ve 16 gol kaydettim. 1956 senesinde o dönem dünyanın en iyi futbolcularından olan Puşkaşlı Macaristan'ı 3-1 yendiğimiz maçta bir golü de ben atmıştım. Her iki ayağımla da şut çekebiliyor, pas atabiliyordum. Boyum uzun olmasa da zamanlamadaki ve sıçramadaki becerilerim sayesinde kafa gollerim meşhurdu. Çok güçlüydüm. Asla pes etmeyen, mücadeleci bir yapım vardı.
1959 senesinde Fenerbahçe ile yaptığımız bir maçta topa öyle bir vurmuştum ki top kaleye girmiş ve gol olmuştu. Üstelik top ağları delmişti. Sağdakiler şaşkınlıkla topu aramıştı bir süre. Gollerimi her ne kadar Galatasaray forması giyerken atıyor olsam da 7'den 70'e herkesin sevgisini ve saygısını kazanmıştım. İyi bir golcü olduğum için değildi sadece. Adil, sportmen, sevgi dolu, çalışkan, maddiyata önem vermeyen ve en önemlisi vefalı bir kişi olduğum içindi. Öyle ki Fenerbahçe ile yaptığımız jübile maçımda Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Can Bartu ile formalarımızı değiştirmiş ve maçın son 10 dakikasını rakip takımda oynamıştık. Maç bittiğinde bütün futbolcular omuzlarını alarak uğurlamışlardı beni yeşil sahalarda. Sevgili arkadaşlar, dinlediğiniz üzere çok büyük bir golcüydüm. Görmeye değer güzellikte goller attım. Gol atmak için yaşadım. Ama iyi insan olmaya gol atmaktan daha çok değer verdim. Bu nedenle bugün bir efsane olarak anılıyorum. İşimizi iyi yapmak önemlidir. Ama ne iş yaparsak yapalım, asıl önemli olan ucunda çok büyük kazançlar elde etmek de olsa iyi insan olmaktan asla taviz vermemektir.